Yeter ona bir tane sekreter değil, iki tane sekreter lazım ona. Bu adam akşam gece çalışıyor, gündüz çalışıyor. Hiç telefon durmuyor, elinde devamlı telefon. Tamam abi, yaparız abi, tutarız abi. Sonuç sıfır diye canım gönderiyor ya. Gönderiyor. Adam bir gün ya. Adam bir kişiden almış 10 bin lira mal pambuğutu. Buradan. Ya benim hani göndermiş ya geçen gün. Başladık. Nasıl başladın? 94'te İzmir'den bir yabancı bir şirket. Bizim Tezoğlu vardı. Persan diye bir şirkette çalışırken. Hı. O demiş kuru bitkiler bulamaz mıyız? Yani kurutulmuş gül. Evet. Ya da kurutulmuş mesela ne diyorlar ona? Ortanca. Mesela o tip bitkiler. O da demiş ki ya doğada demiş daha bir sürü yani hep bitkiler var. Bunlardan kullansak nasıl olur? Ondan sonra işte Beyaz Lale dediğimiz büyük şirket İzmir'de. O ona söylemiş bunlardan toplayın diye. Geldi işte biz bir sene onu topladık. Öbür yıl kendimiz başladık yani bu işe. Evet. Benim kardeşimle beraber yapıyoruz. Şimdi bu kardeşim mobilyacı İzmir'de. Evet. Onunla beraber başladılar. Ben de ona sordum dedim nasıl yaparız bu işi. Dedi söyledi işte abi böyle yapacağız, böyle yapacağız, böyle yapacağız. Beraber yaptık bir iki sene. Sonra o işi var tabii ayrı. Kendisi zaten gelin damat masalar yapıyor. İşte öyle başladık. Ondan sonra bir 10 yıl devam ettik. 10 yıl sonra 2015'te falan. Yok 2010'da. Ya da 2010'da dedim yani bir 10 yıl bir ara verdi. Çin yapı için yapayını sokunca piyasaya bizim iş fiyasko oldu. Ondan sonraki yıllarda tabii Çin'deki mal kanserojen maddesi üretiyor, bilmem üretiyor diye diye. Bir de yani şu Türkiye şartlarında Çin'den bugün mal getirmek yani bayağı bir külfet. Bütçe. Yani bayağı bir külfet. Evet. O yüzden bizim bu daha doğadaki bitkiler hem daha ucuz hem daha şey yani ki içinde hiçbir kimyasal madde olmadığı için sağlıklı yani doğal bir şey evet. Yani doğal bir bitki. O yüzden yani bu iş işte 2015'te bir daha başladım ben. İşte 7 yıldır devam ediyorum gidiyorum yani. Vay be. 94'ten bir 10 yıl öyle devam etti diyelim. İşte ondan sonra bir daha ara verdi. Biz bir daha başladık. Şimdi nereye kadar gider onu bilemeyiz yani. Yani sonu var mıdır? Her işin bir sonu vardır. Evet. Çünkü bizler şey çalıştığımız için yani çok modern çalışamıyoruz. Neden? İlkel. İlkel şartlarda çalışıyoruz işin gerçeği. Evet. Butik, biz... Aslında butik oluyor. Butik yani. Bir de ilkel oluyor. Yani çünkü bu el emeği, göz nuru gibi tabii. Sanatsal bir yönü de var aslında. Bu mallar mesela bir şoklamasını, mesela hiç bulunmadan şoklamasını öğrensek, bilebilsek biz bunu tüm dünyaya satarız. Evet. Tüm dünyaya. Şimdi tamam dünyadan gelenler var da adam alıyor bizden götürüyor orada şoklayacaklar. Yani bunu tekrar bir daha piyasaya sürüyor mesela. Bugün Roma'dan gelen müşterilerim var. Adam buradan benden tırla mal alıyor. Götürüyor orada. Tekrar şokluyor. Orada Hollanda'ya satıyor. Dünyaya satıyor. Yani. Şoklaması da varmış bunun tabii, yani. Tabii. Mesela hiç benim aklıma şoklaması gelmedi mesela. Tabii şoklamışım oluyor. Acaba ne, soğuk bir şeyle mi? Yok. Gliserin. Gliserin'in yanında bir madde daha var. Biz onu bilemiyoruz. Ha, onu söylese sen tabii, yapacaksın. Tabii. Onu da o söylemiyor. Tabii. O da onun sırrı. Yok var da ben de uğraşmak istemiyorum. Ben. Yani evet. Normalde işlesin bulurum yani. Evet. Dediğim gibi Türkiye şartlarında güzel bir iş. Bu köy dediğim gibi çok fakir bir köydü zamanında. Evet. Turan. Yani Turan mahallesi. Evet. Hepsi amaleydi yani. Şu anda çoğunun getirisi yani Türkiye'deki çoğu maaştan çok çok iyi. Şimdi Turan'da Turan mahallesi kurutulmuş çiçek işi yapıyor mu? Evet. Evet. Herkes. Herkes. Senden ilk senden başladı. Benle başladı. Sonra genç çocuklar yetişti. Evet. Onlar internet üzerinden İşte 50 demet, 100 demet satışlarına başladılar. Sonra onlar yetmez ama gelip benden alıp satıyorlar. Evet. Yani işte köydeki bütün bayanlar, yaşlılar burada çalışır. Evet. Temizlemede çalışırlar, gördüm. Geldiğini çalışır. Gençler benimle beraber sabah toplamaya giderler saat 5'te, saat 12'ye kadar. Evet. Gelirler ondan sonra bir saat burada çalışırlar. Saat 1 gibi işleri bitiyor yani. Neredeyse bu burada buranın kaderini değiştirmiş. Evet, bir köyün kaderini değiştirdi yani evet. Bu kuru bitki. Zorlukları var mı? Zorlukları var tabii. Zorlukları hem mesela çok ne mesela diyeyim? Dağda ilk görmüyorlar, günde 10 tane yılan görüyorlar. Ha, evet. Üzerine bassa ısır hayvan. Şükür bugüne kadar öyle bir şeyimiz olmadı ama. Evet. Ya bir geçen yıl bir arkadaş ısırdı. Isırıyor mu, sokuyor mu? Sokma yani.
Ona evet. Sokmaya ısırma diyoruz. Evet. Çünkü o zehirli oluyor ama değil mi? Bütün yılanlar zehirli değildir aslında. Biz de aşağı yukarı çoğunu tanıyoruz. Evet. Yani onlar arkadaş sizi, gibiyiz yani. Onlar sizi tanıyor mu? Tanıyor tabii. Tanıyor sayılırlar yani. Onlar da evcil gibi oluyor biraz. Kaçıyorlar yani. Ha. Zaten senin sesini duyayım kaçma çalışıyor. Sen yılandan korkun, yılan da senden korkuyor. Tabii ters yönden, ters yöndeyse üzerine geliyor. Ama yok senin sesini duydum basıp gidiyor yani. Evet, evet. Evet, kuru çiçek. Kuru çiçek, İzmir, Bayındır, Turan. Turan'ın kaderini değiştiren kuru çiçek. İzmir, Bayındır, Turan. Turan'ın kaderini değiştiren kuru çiçeklik. Dönelim diye diyor.